Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve âmilüssâlihâti ve tevâsav bilhakkı ve tevâsav bissabr. Sadakallâhu'l-azîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Evet, bu haftaki sohbetimiz Fütuhat-ı Mekkiye 16. cilt 69. sayfadan devam ediyoruz inşallah. Konu başlığımız: menzili Allah'tan çekinirseniz sizin için Furkan yaratır ve Allah'tan çekinin o size öğretir ayetleri olan kutubun halinin bilinmesi. Yine bir şiirimiz var. Kim Allah'tan çekinirse ona verir. Buyurduğu gibi işi hakkında Furkan. O Furkan'dan hidayet ile delaleti öğrenir. Hidayet nuru rehber, yönlendirir. Doğusunda batıcı olarak görünür, batısında aydınlık olarak doğar. Her bilgide üstünlük kazanır, Furkan'ın verildiği bu muttaki. Parçalanan dürülür onun için, dürülen hidayet parçalanır. Oğulları arasında taksim ederiz, onunla yücelere çıkar. Münacatlarında onu görür. Onun vasıtasıyla söyleyici olarak var olunca, onu benzeri olarak inşa eder, alemde onunla yaratıcı olur. Arzında onun besini gizlenir. Onun yaratan ve rızık veren olarak tanır. Allah sana ve bize Ruhul Kuds ile yardım etsin. Bilmelisin ki takva sahibi sadece takvasıyla Furkan'a ulaşır. Takva, biliyorsunuz, sakınmak. İbn Arabi Hazretleri takvayı kalkan olarak da niteler. Kalkan edinmek yani. Allah'ın yasakladığı şeylere karşı kalkan edinmek, onun rızası istikametinde hareket etmek. Bu bağlamda diyor ki, bilmelisin ki takva sahibi sadece takvasıyla Furkan'a ulaşır. Furkan, ayrıştıran, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayrıştıran manalarına gelmektedir. Çünkü fark edemeseydi takva gerçekleşmiş olmazdı. Evet, fark. Dolayısıyla Furkan fark, yani ayrıştırmak demektir ki fark edemeseydi takva gerçekleşmiş olmazdı diyor. Yine şiiri devam ediyor. İş övülen ve kınanan diye bölünmüş. İş sevilen ve nahoş bulunan diye bölünmüş. Her nahoş işte siper ol ona. Her iyi işte size siper olur. Her sevimli işte onu siper edin. Tenzih ve teşbih arasında onunla olun. Hakkı tenzih eden bunu bilemez. Hakkı teşbih eden de bilmez. Kim tenzih ederse teşbih etmiştir. Benim söylediğim de budur zaten. Şöyle ki, insan mabudunu ya benzer veya zıt veya farklı olmak üzere herhangi bir tarzda kabul eder. Evet, mabudunu, ilahını, ibadet ettiğini ya benzer ya zıt veya farklı olmak üzere herhangi bir tarzda kabul eder. Böyle bir durumda insan Allah ile alem arasında fark görmüş demektir. Evet, ilahını, ibadet ettiğini bu şekilde benzer ya da zıt ya da farklı olarak bu tarzda kabul ettiğinde diyor ki Allah ile alem arasında fark görmüş demektir. Ayrıştırmış oluyor çünkü. Takvanın insana kazandırdığı farkın özel bir fark olması gerekir. Söz konusu fark Kur'an'daki, yani Kur'an cem etme, toplama anlamında kullanıyor burada. Kur'an'daki Furkan, yani cemdeki farktır. Çünkü kelime anlamı toplamak demek olan Kur'an özü gereği Furkan'ı içerir. Özü gereği Kur'an Furkan'ı, yani farkı içerir. Bu Furkan'a kulun takvası tarafından yaratılma özelliği nispet edilir. Çünkü onu meydana getiren şey takvadır. Onun yaratılışı ise mesela sahibi adına ortaya çıkması olabilir. Bu durumda zuhurundan önce varlığını sürdürür veya daha önce yokken meydana gelir. Bu ise yaratma değil, zuhurdan ibarettir. Çünkü ayetin ardından sizden örtecek ayeti nazil oldu. Örtmek zuhurun zıttıdır. Kul Rabbine karşı takva sahibi olurken kendini ona nispet edilen kötü işlere karşı hakkın siperi yapar. Ya da sadece Allah'ın yardımıyla üstlenebileceği zorluklara karşı Rabbini kendine siper edinir.
onun Allah'ın verdiğinin dışında bir gücü ve kudreti yoktur. Bu durum ancak senden yardım dileriz ayetinde belirtilir. Allah'a sevimli olan fakat tabiat gereği nahoş sayılan. Allah'a sevimli olan fakat tabiat gereği nahoş sayılan bütün güçlükleri onunla karşılamalısın. Yani Allah ile, yani takva edinerek karşılamalısın. Aynı şekilde kendini dine göre kınanmış fakat doğaya göre sevimli ve övülen bütün işlere karşı Allah'a siper yapar ve onları Allah'tan uzaklaştırırsın. Evet, siper diyor ya takva, İbn Arabi Hazretleri kalkan, siper manasında ele alıyor takvayı. Evet, Allah'ın kınadığı işlere karşı bu şekilde siper edilmiş oluyorsun. Allah'ın emri mucibince hareket etmiş oluyorsun diyor. Övülen işleri yapmaya da Allah'a siper edinip Allah'tan kınadığı şeyleri uzaklaştırmış oluyorsun. Allah'ın senin için siper olması sana bütün güçlüklerin bilgisini kazandırır. Böylece Allah'ın en güzel isimleri bütün tafsilatı ve türleriyle birlikte tecelli eder ki fark bu demektir. Evet, Allah kul için siper olduğunda Allah'ın senin için siper olması sana bütün güçlüklerin bilgisini kazandırır. Evet, Allah kul için siper olduğunda güçlüklerin bilgisini kazanıyor kul. Böylece Allah'ın en güzel isimleri bütün tafsilatı ve türleriyle birlikte tecelli eder ki fark bu demektir. Allah her iki durumda da seni över. Çünkü Allah bilgiyi ancak sevdiğine verirken hali hem sevdiğine hem sevmediğine verir. Çünkü bilgi sabitken hal değişkendir. Evet, burası da mühim. Bilgiyi ancak Allah sevdiğine verirken hali ise hem sevdiğine hem sevmediği kuluna verir. Çünkü bilgi sabitken hal değişkendir. Takvada Furkan bulunmasaydı, yani bu fark, ayırım bulunmasaydı, Furkan meydana getiremezdi. Çünkü bir şey benzerini meydana getirebilir ve ancak böyle bir netice ortaya çıkabilirdi. Yine bu nedenle alem hakkın suretinde ortaya çıkmıştır. Kime duası baskın gelirse, babasından daha çok annesine benzerken, evet, bir insana duası baskın gelirse babasından çok annesine benzerken, kime aklı daha hakim olursa annesinden çok babasına benzer. Evet, burada doğa, tabiat, nefs, bunlar anne bağlamında nitelenmiş. Dolayısıyla kime doğası baskın gelirse o zaman babasından çok annesine benzer. Çünkü nefsinin ya da doğanın tesiriyle hareket etmekte, nefsine yatkın hareket etmekte. Bu durumda anneye benzer diyor. Kime aklı daha hakim olursa. Evet, akıl da ruhun veziri olduğu için İbn Arabi Hazretleri böyle ifade ediyordu. Bu da baba hükmüne geçer. Kime aklı daha hakim olursa annesinden çok babasına benzer. Dolayısıyla akıl hakim olduğunda da kişi ruhun tesiriyle hareket etmiş olur. Doğa baskın geldiğinde de nefsin tesiriyle hareket etmiş olur. Çünkü alem doğa ile hak veya varlık ile yokluk arasındadır. Alem sırf varlık olmadığı gibi sırf yokluk da değildir. Evet, Muhittin İbn Arabi Hazretleri burada alemi sırf varlık olarak nitelemiyor. Ama bununla birlikte yokluk da değildir. Sırf yokluk da değildir. Bu yönüyle bütün alem hak ve hakikat olmadığı halde sana hak imiş gibi görünen sihre benzer. Aynı zamanda alem halk, yani yaratılmış olmadığı halde sana halkmış gibi görünür. Çünkü alem her bakımdan halk olmadığı kadar her yönüyle hak da değildir. Yani bütün yönleriyle alem hak değildir. Aynı şekilde bütün yönleriyle halk da değildir. Yani yaratılmış bağlamında değildir. Bunları birbirine bir şekilde bu hakikati hangi mertebeden bakarsan oradan değerlendirme esasını İbn Arabi Hazretleri fütuhatın değişik yerlerinde zaten izah etmişti. Halk ile hak sözlerini nasıl anlamamız gerektiğini. Buraya da tekrar burada tekrar vurguluyor bunu.
alem her bakımdan halk olmadığı kadar her yönüyle hak da değildir. Bu itibarla sihre maruz kalan insanın belirli bir şey gördüğü hakkında kuşkuya kapılmayız. Ortada görülen bir şey vardır. Nitekim ayette onlara yaptıkları sihirden dolayı ipler koşuyor geldi buyuruyor Allah-u Teala. Koşmak hiç kuşkusuz görülen bir iştir. Geride ise koşanın durumu kalmıştır. Çünkü ipler ve asa toprağın üzerine atılmıştı. Hazreti Musa ve sihirbazların olayını ele alıyor bu ayette. Evet, onların sihriyle birlikte onların ipleri biliyorsunuz yılanlara dönüşmüştü. Ve asayı da Hazreti Musa attığında büyük bir ejderha olup onların şeylerini yutmuştu. Yılana dönüşen sihrini yani ipleri. Buradan kesin olarak şu husus ortaya çıkar. Halk yani yaratılmış, haktan soyutlansa var olamaz. Evet, halk yaratılmış, haktan tamamen soyutlanırsa var olamaz. Buna karşılık hakkın kendisi olsaydı bu kez halk olmazdı. Bu nedenle halk iki hükmü birden kabul ederken hak da iki hükmü kabul edicidir. Hak dine göre hadislik özelliklerini yani gülme, tövbeyle sevinmek ve benzeri bu özellikleri kabul ederken dine ve akla göre kadimlik özelliklerini de kabul eder. Bu durumda hak tenzih edilen ve teşbih edilendir. Hem tenzih edilir hem teşbih edilir. İşte iki hükmü de kendinde toplamış oluyor. Halk da iki hükmü birden kabul edicidir. Bu iki hüküm hakka tesir etmek özelliğiyle hakkın kendisine tesir etmesini kendinde toplayabilmesidir. Evet, bu iki hüküm yani halktaki bu hüküm hakka tesir etmek özelliğiyle halk hakka tesir ediyor. Hakkın kendisine tesir etmesini kendisinde toplayabilmesidir işte bu iki hüküm. Yaratılmış olan daha önce pek çok vesileyle söylediğimiz üzere kendisi hakkındaki bilgiyi hakka verirken ona tesir eder. Evet, halk hakka nasıl tesir ediyor? Kendisi hakkındaki bilgiyi, ilim, maluma tabidir. Halk hakka bu şekilde tesir ediyor. İlim, maluma tabidir. Yani halk kendisi hakkındaki bilgiyi hakka veriyor. Evet, bu şekilde hakka verirken ona tesir eder. Hakkın yaratılmışa tesiri ise daha önce bir şey değilken yani mevcut değilken kendisini yaratmasıdır. Zuhura getirmesidir. Evet, hakkın da yaratılmışa tesiri budur diyor. Daha önce bir şey değilken, mevcut değilken zuhura getirmesi, yaratmasıdır. O halde Furkan gerçekte sürekli olan bir iştir. Evet, bu ayrım, Furkan, fark, gerçekte sürekli olan bir iştir. Fakat herkes için bütün hallerde ortaya çıkmış değildir. Her bir halde bir Furkan bulunur. Şeriat ve Burhan böyle söyler bunu. Takvanın meydana getirdiği bu Furkan bilgisi sadece Allah'ın öğretmesiyle meydana gelebilir. Takvadan kaynaklı bu Furkan, ayırma, fark bilgisi sadece Allah'ın öğretmesiyle meydana gelebilir. Nazari düşüncenin ona ulaşma imkanı yoktur. Akli yol ile bu şekilde burada kastedilen Furkan bilgisi elde edilmez diyor. Bu ancak takvayla, takva neticesi Allah'ın öğretmesiyle olur. Allah fikirle meydana gelen düşünceye isabet etme imkanı verse bile bu da o özel bilgi değildir. Çünkü şeklen birbirine benzeyip de zevk nedeniyle farklılaşan ilimleri ayrıştıran yöntem ve yoldur. Bununla birlikte ilimlerin konuları ise birbirine benzer. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır. Diğer konumuza geçiyoruz. Menzili, derileri her olgunlaştığında başka derilerle değiştiririz. Ayeti olan kutubun halinin bilinmesi. Bir şiirimiz var. Alevlerle deriler piştikçe ve olgunlaştıkça Allah azap karşısında derileri değiştirir. Allah'ın kazası bitene kadar böyle sürer gider.
Bir grup cehennemde ebedi kalır bu nedenle. Allah onlardan ve onların üzerinde yaratır. Sual sona erince bir şahitlik. Şahitlik yerine getirilince yeni ve büyük bir nimet elde ederler. Allah onlardan haber verirken şöyle demiştir. Derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz diye sorduklarında derileri onlara bizi Allah konuşturdu der. Yani size karşı şahitlik yapmamızı isteyen bizzat Allah'tır. Onlar şahitlikleri kabul edip sözleri Allah katında geçerli güvenilir şahitlerdir. Deriler dünyada yöneticileri ve amirleri mesabesindeki nefs-i natıka. Evet, derinin yöneticisi, amiri kimdir? Bizde bulunan, insanda bulunan nefs-i natıka. Deriler dünyada yöneticileri ve amirleri mesabesindeki nefs-i natıka ve hayvani nefsin kendilerini kullandıkları işlerden razı değillerdi. Deriler bu işten razı değil. Bizim nefsimizin kullandığı işlerden. Bu itibarla nefs-i natıka derilerin üzerinde olduğu gibi kulak, göz, dil, el, mide, cinsel organ, ayak ve kalp üzerinde de hüküm sahibi yöneticidir. 8 organ. Allah bu 8 organımızdan hesaba çekecek. Her kulunu bu 8 organdan hesaba çekecek. Onun için cennetin kapısı 8 tane. Cehennemin 7. Biri kapalı. Hangisiydi? Kalp kapısı. Evet, bu 8 organ nefs-i natıka bunun üzerinde de amir durumundadır yani. Emri mucibince bu organları yönlendirir. Hüküm sahibi ve yöneticidir. Derilerin böyle adlandırılmış olması dayanıklılığından kaynaklanır. Çünkü onların zati özellikleri yaralanma, vurulma, yanma, ısınma, üşüme gibi bütün nahoş şeyleri hissetmektir. Duyu deriyle gerçekleşir ve deriler güçlükleri algılamada hayvani nefsin yardımcısıdır. Bu itibarla insanda deriden daha dayanıklı bir kısım yoktur. Evet, insanda deriden daha dayanıklı bir kısım yoktur. Ve bu nedenle Allah onu deriyle örtmüştür. İnsanın vücudunun tamamını deriyle örtmüştür. Derinin olgunlaşması ve pişmesi yükümlü nefsin azabının sebebiyken, bu esnada deri duyulur azap içinde nimet görür. Evet, cehennem ehli için deri burada azap görürken duyulur azap içinde nimet görür. Bir aşık şöyle demiş. Şöyle bir bela duydunuz mu? Bir yönü iyi, bir yönü hasta. Azap ederken nimet verir. Nimet verirken azap eder. Bu düstur Allah'ın tuzağından korkanların düsturudur. Onlar bununla kötülüğü emreden nefislerini engellerler ve nefsin geri duracağı umulur. Halbuki yarık daha da genişlemek için diretir. Bunun nedeni Allah'ın kendinden zikretmiş olduğu üzere mağfiret ve azap arasında dilediğini seçebilme iradesidir. Evet, Allah-u Teala ben dilediğimi yaparım diyor, değil mi? Mağfiret ile azap arasında dilediğini seçer. Hüküm ona ait, o dilediğini yapar. Demek ki bu ikisinden herhangi birisi hakkında kesin bir hüküm yoktur. Sonra insan ilahi isimlerin kendisi hakkında birbirinin mütekabili olduklarını görür. Görür ki ihsan isimleri hem sayıca ve hem güç bakımından adalet ve intikam isimlerine baskın gelmektedir. Evet, Allah-u Teala'nın isimlerini şöyle sırayla incelediği zaman insan adalet ve intikama yönelik mana ihtiva eden isimlerden daha çoğu Allah'ın ihsanına, rahmetine, mağfiretine yöneliktir. İlahi isimlerin karşı karşıya geldikleri yer her şeyi kuşatan ilahi rahmet meydanıdır. Bu durum ise insanları işledikleri günahlar, sınırları aşmak, haramlara düşmek gibi davranışlarda cesaretlendirir. Evet, rahmete yönelik, mağfirete yönelik isimleri daha ağırlıklı olduğu için Allah-u Teala'nın insanlarda da günah işlemek konusunda, sınırları aşmak konusunda, haramlara düşmek konusunda davranışlarda cesaret verir diyor. Tevbe etmeksizin öldüklerinde
kendilerinden ortaya çıkan günahlar nedeniyle cezalandırılacaklarından emin olsalardı, nitekim bir grup böyle düşünür. Yani düşünürlerden, itikat meselelerine bakış açısından bir grupta böyle düşünür diyor. İnsanların geneli de bu şekilde tövbe etmeksizin öldüklerinde kendilerinden ortaya çıkan günahlar nedeniyle kesin cezalandırılacaklarından emin olsalardı, efendilerini memnun etmeyecek işlere kalkışmazlardı. Sonra dünya hayatında azap çektiklerini görürler. Allah'ın hükmüne karşı sabırsızdırlar ve tabiatları gereği onun hükmünden kaçarlar. Bu ilahi hükmü ancak zorla, cebir yoluyla kabul ederler. Kaçmaya çalışır insan ama nereye kaçacak? Kaçacak başka meydan mı var? Zorla, cebir yoluyla kabul ederler. Böylece korkan insan ayeti kendisi için bir öğüt ve hatırlatma kabul ederken, imanı güçlü ise tevile girişmeyip zahir anlam, zahir denizine dalarak, zahir anlamındaki bu manaya, zahir denizine dalarak ayeti batini anlamlara taşımaz. Böyle biri öğütten fayda alır. Bu ve benzeri nitelikler kendisinde yok ise tevile kalkışır. Uyduğu kimseden yüz çevirip arzularına uyanlardan olur. Bu nitelikleri birinin hali yüz çevirmedir. Binaenaleyh ayetteki öğüt o kişiye haller içerisinden korunmuşluğu verirken isimler arasından ez-zahir ile el-evvel isimlerini, marifetlerden ise müşahadenin marifetini ve hakkın zahiri tecelli suretlerini kabul edebileceği bilgisini verir. Bu sayede kişi takvaya tam olarak ulaşmış olur. Neticesinde ise herkesin kendisine ulaşamayacağı meçhul bilgiyi elde eder. Takva sahibi olmak neticesinde, konunun başında dedi ya, Allah tarafından verilen bir bilgiye ulaşır. Başka türlü elde edemeyeceği bir bilgiye ulaşır. Söz konusu bilgi, duyuyla algılananların sırları ile duyuların ve duyuyla algılayanın kim olduğunu bilmektir. İnsanların çoğu söylediğimiz nedenle bu bilgiden mahrumdur. Çünkü nefisler bilinmezleri idrak etmek, hazineleri ortaya çıkartmak, remizleri çözmek, kapalılıkları açmak, içlerin gizliliklerini ve hikmetlerin sırlarını araştırmayı sevmek özelliğinde yaratılmıştır. Ve bu nedenle de kendiliğinden zahire yönelmezler. Hep batına yönelirler. Hep kapalıya, örtülüye, bilinmeyeni bilmeye. Kendiliğinden zahire yönelmezler diyor. Çünkü onlara göre zahir sabah aydınlığından daha açıktır. Gün kimseye gizli değildir. Bu düstur sahibi ise zahiri işler hakkında kimsenin aklına gelmeyen bilgileri öğrenir. Başka bir ifadeyle hiç kimse o düstur sahibinin elde ettiği bilgilerin işin zahirinde ve suretinde bulunduğunu anlamaz. Gözünün önünde ama hakikat görmez, anlamaz diyor başkaları. Ancak bu kişiye Allah bu ilmi açar, verir. Halbuki işte zahirdeki bilgiyi açmış olur diyor takva sahibine. Bu bilginin ve keşfin sahibi öyle bilgilere dikkat çektiğinde işin zahirinin değeri artar. Hikmeti ortaya çıkar ve hayrı çoğalır. Bu esnada insanın kendine göre değersiz saydığı bir şeyin Allah katında kıymetli olduğu anlaşılır. Bütün bunlar işler hakkında öncelik sahibi olan Allah'ın Ez-Zahir isminden ortaya çıkar. Bütün iyilikler ve hayırlar önce olanlardadır. Bütün iyilikler ve hayırlar önce olanlardadır. Bakınız, ilk düşünceye hiçbir zaman yanılmayan ilahi doğru düşüncedir. Evet, ilk düşünce. Akla gelen ilk düşünce. Kalbe düşen ilk düşünce. Hiçbir zaman yanılmayan ilahi. Yani kaynağı ilahi. Diyordu ya İbn Arabi Hazretleri. Kalbe dört cihetten düşünce gelir. Haber gelir. İlahi, Rabbani, nefsani, Rabbani, meleki, nefsani, şeytani. Evet, bu ilahi dediği Rabbani kategorisine girmiş oluyor. Bu dört cihetten düşünce gelir. Bu düşüncelerin kalbe ilk geleni, ilk düşeni, ilahi yani Rabbani
cihetten gelen düşüncedir, doğru düşüncedir. Masumiyet ve geçerlilik ilk düşünceye ait olduğu gibi, masumiyet ve geçerlilik. İlk gelen düşünce de insan masumiyet içerisindedir. Mesul değildir, sorumlu değildir. İlk bakışta olduğu gibi. Gözün ilk anda baktığı şey, velev ki şeriatın men ettiği şey dahi olsa onda günah yazılmaz. Çünkü habersiz ilk anda gördüğün şey. Sonrasında bakışı orada tutarsan günah yazılır. İlk andaki işte masumiyetten kastı bu. İlk anda gelmesi hasebiyle masumiyet vardır onda. Masumiyet ve geçerlilik ilk düşünceye ait olduğu gibi kader ve kaza onda ortaya çıkar. Aynı şey ilk bakış, ilk duyuş, ilk hareket için geçerlidir. İlk olan zecir ilmini kazandıran bilgidir. Bu bilgiler hiçbir zaman yanılmayacağı gibi doğruluk onların yanılmaz özelliğidir. Demek ki ilk olanlar öne geçmiş hakikatlerdir. İlk düşünceden sonra gelen her şey ilkin izini takip ederek gelmiş iç konuşmasıdır. Hazırlık ve ön değerlendirme ilk düşünceye aittir. İlk düşünce akıllara arkasında bulunan şeylere ulaşma coşkusu verir. Kavrayışlı ve derin zeka bütün hakikatlerini kavrayıp suretinin kendisine verdiklerini ve öğrenip ve en gizli sırlarını anlayana kadar kendisine gelen ilk ve açık durumdan ayrılmaz. Kavrayış ve derin zekaya sahip kişi diyor. İlk gelenden ayrılmaz. Onun akabinde getirdiklerini tamamıyla öğrenme gayretinde olur. Bir şeyin zahirinin verdiği bilgiyi tam olarak öğrendiğinde ise batın ki zahirin izinde gelmiştir. Evet, bir şeyin zahirinin verdiği bilgiyi tam olarak öğrendiğinde ise batın demek olan kendisine gelen başka düşünceye geçer. Bu itibarla zahiri bilmeyen batını hiç bilmez. Çünkü zahir batının delilidir. Evet, zahiri bilmeyen batını hiç bilmez. Çünkü zahir batının delilidir. Bu bağlamda ne diyoruz? Şeriatı olmayanın hakikati olmaz. Şeriat yoksa hakikate asla ve kata eremez. Şeriattan habersiz olan bir kişi hakikate nasıl vasıl olur? Aynı şekilde işte zahiri olmayanın batını olmaz diyor. Önce geleni öğrenmede ihmalkar davranan kişi sonu öğrenmede daha ihmalkardır. Yani zahiri bilmemiş ki batını nasıl bilsin, daha ihmalkardır. Çünkü birinci düşünceyi öğrenme arzusu sonrakini meydana getirir. Binaaleyh işin başı korkudur. Evet, şimdi buradan zahir ve batından nereye bağladığı işi, işin başı korkudur. Umut onu takip eder. Demek ki önce korku, ardından umut. Korku burada bu anlatımda zahir konumundaysa, umut batın konumunda oluyor. Binaaleyh işin başı korkudur. Umut onu takip eder. Buna mukabil umut önce gelirse korku yitirilir. Çünkü geçmiş olan artık geriye çevrilemez. Öncelik korkuya aittir. Halbuki o kişi korkuyu yitirmiş, kaybetmiş ve korku ortadan kalkmıştır. Artık onu geriye çevirecek kimse yoktur. Umut korkuyu barındırmaz. Halbuki mümin korkusu ve umudu eşit olandır. Onlardan biri ötekine baskın gelmez. Çünkü mümin her şeyi yerli yerinde kullanandır. İnsanın ilk yaratılışı zayıflıktır. Ve bu nedenle kendi hakkında korku önce gelir. Evet, ilk yaratılış zayıflık. O zaman ilk önce gelmesi gereken de korku dedi. Bu nedenle korku önce gelir. Zayıflığın ardından insanda güç ortaya çıkar ve gücü nedeniyle de umutlanır. Çünkü bilgiler ve teviller hakkındaki fikri güçlenir ve hakkın mertebesine dair umudu artar. Tabii, önce zayıftı, hiçbir şey bilmiyordu. Sonra öğrendi, ilim sahibi oldu. Allah-u Teala ona bilgiler öğretti. Bu bilgiler ve teviller nedeniyle fikri güçlendi. Hakkın mertebesine dair Hakkın hakkında birçok bilgiler elde etmiş oldu. Umudu arttı. Fakat akıllı insan umudunu bulunmaması gereken bir yere, sınıra taşımaz.
Evet, tamam. Umut da güzel bir şey. Lakin bulunmaması gereken yere taşımamak gerekir diyor umudu. Bir insanın aklına umudun gücü nedeniyle akıllı ve arif insanın korkuyu kullandığı yerde umudu kullanmayı getirecek düşünce gelirse, umut tek başına hüküm vermekten azledilir ve korku kendisine ortak kılınır. Burada incelikleri anlatıyor Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. Yani sen de diyor bir konuda umut ağır bastığı zaman sağlam zemine basmak istiyorsan, Allah'ın emirleri mucibince şeriatına yapışır vaziyette hareket etmek istiyorsan, orada umut tarafını tercih etme, korku tarafını tercih et diyor adeta. Ki gidişin sağlam olsun. Çünkü umut tarafını tercih etmen seni raydan çıkarabilir. Böyle bir insan mümindir ve kemale ulaşana kadar böyle devam eder. Söz konusu kemal, Muhammedi devirde nebilik mirasından Allah'ın velilerinin ulaştığı kemaldir. O kemalde şeriat getirme ve hüküm koyma peygamberliğinin kapısı kapanmış, ilahi ilimler ve sırlara tahsis edilmenin kapısı açılmıştır. Allah ehli o kapıdan girer. Oraya ilk giren kişi ise bu zikrin sahibidir. Allah bizi dünya hayatından can çekişme vaktine kadar korkusuyla umudu eşit olup, can çekişme halinde ise umudu korkusuna baskın gelenlerden eylesin. Amin. Amin. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır. Evet, yine Fütuhat'ın başka bir yerinde bu konuyu yine açıyor Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. Öyleyse diyor, mümin can çekişme anına kadar, artık ölümün yaklaştığını hissettiğine kadar korku ve ümit eşit olsun diyor. Birini birine baskın kılma. Ta ki artık ölümün geldiğini anladın, can çekişme anı geldi, artık ölümü tatma vaktinin geldiğini anladın, o zaman da diyor ümidin, Allah'a dair ümidin baskın gelsin. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor, diyor ki ben kulumun zannı üzereyim. Sen de diyor can çekişme anında Allah'ın sana rahmetiyle, mağfiretiyle muamele edeceğine, yani ümit ile. O ağır bassın ki Allah-u Teala da ben kulumun zannı üzereyim dediğine göre o zannın üzere de Allah sana muamele etsin diyor. Burada bir incelik veriyor yani İbn Arabi Hazretleri. Evet, şimdi diğer konuya geçiyoruz. Menzili Kef, Ha, Ya, Ayın, Sad. Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetinin zikredilmesidir. Ayeti olan kutubun halinin bilinmesi. Yine bir şiirimiz var. Rabbin rahmeti zikredince beni, Rabbim Muhammed'in Rabbi deyip dururum. Onun Rabbi ifadesinde pekiştirme var. Her müşahadede bu zikirle yükselirim. Rahman yaratıkları için rahmet olarak gönderdi onu. Her durumda hidayet eden ve hidayet edilen arasında. Allah şöyle der. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Allah peygamberi sövücü veya lanetleyici olarak değil, rahmet olarak gönderdiğini bildirdi. Kulu Hızır hakkında da şöyle demiştir. Tabii bir kabileye Müslümanları, müminleri şehit ettiklerinde Resulullah Efendimiz'e hileyle kandırıp biz Müslüman olacağız deyip, biliyorsunuz o hadiseyi. Ve hafızlardan Resulullah Efendimiz bir kalabalık mümin grubunu onlara teslim etmiş. Onlar da aldıklarında yanlarına, Medine'den çıktıklarında, tepeyi, dağı açtıklarında hepsini şehit etmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu durumu öğrendiğinde onlara lanet okumuştu. Allah-u Teala da o zaman uyardı. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik diye. Evet. Kulu Hızır hakkında da şöyle demiştir. Ona katımızdan bir rahmet verdik. Şimdi bakın, burada ifadeye bakın. Hızır aleyhisselam hakkında ayette şöyle geçiyor. Ona katımızdan bir rahmet verdik. Burada Allah rahmeti bilgiyle öncelemiştir. Ve bu rahmet yaratılıştaki rahmettir. Sonra şöyle buyurur devamında. Ona katımızdan bilgi öğrettik. Bakın, önce ona katımızdan bir rahmet verdik buyuruyor. Sonra ona katımızdan bilgi öğrettik. Bu bilgi
Ona bizim katımızdan demesi nedeniyle nahoş işlerdeki gizli rahmeti göstermiştir. Bakın önce ona katımızdan bir rahmet verdik. Bu rahmet bilgiyle öncelenmiş rahmet dedi. Sonra şöyle buyurmuştur. Ona katımızdan bilgi öğrettik. Bu bilgi ona bizim katımızdan demesi nedeniyle nahoş işlerdeki gizli rahmeti göstermiştir. Yani insanların şeriatın nahoş karşıladığı işlerdeki gizli rahmet. Hazreti Hızır bu rahmetle çocuğu öldürmüş. Evet, çocuğa tokatı vurdu, öldürdü Hızır Aleyhisselam, biliyorsunuz. Musa Aleyhisselam da hemen karşı çıktı. Sen ne yapıyorsun dedi. Masum çocuğu niye öldürdün? Neden? Şeriata aykırı bir hareket. Ama Hızır Aleyhisselam'a işte ona katımızdan bilgi öğrettik. Ayette belirttiği üzere Leyh-i Mahfuz'dan bilgi verdi. Yani Allah-u Teala dedik ya, bir Allah'ın emri vardır, bir de iradesi vardır. Allah-u Teala iradesindeki bilgiyi verdi Hızır Aleyhisselam'a. O iradesindeki bilgiye göre yaptı bu eylemi, o çocuğu öldürmeyi. Tabi bundan Musa Aleyhisselam haberdar değil. Onun için itiraz etti, şeriata muhalif bir hareket olduğu için. Bunu bahsediyor işte. Bu bilgi ona bizim katımızdan demesi nedeniyle nahoş işlerdeki gizli rahmeti göstermiştir. Hazreti Hızır bu rahmetle çocuğu öldürmüş, gemiyi yaralamışken, aynı bu rahmetle, çocuğu öldürürken de bu rahmetle öldürdü, gemiyi de bu rahmetle deldi. Buna da itiraz etmişti Musa Aleyhisselam. Niye deldin? Bize iyilik yaptılar, ücret almadılar, sen insanların gemisini niye deldin diye itiraz etti. Halbuki hikmet var ardında, bu hikmeti bilmiyordu. Birinci rahmetle, şurada ayette belirtti ya, ona katımızdan bir rahmet verdik. O rahmetle ise duvarı onarmıştı. Evet, duvarı onarması işte bu rahmet. İyilik. Duvarı onarma rahmeti. Ama diğer rahmet, gizli rahmet işte, çocuğu öldürmesi ve gemiyi delmesi. İki rahmet arasındaki farkı ancak bu zikrin sahibi ayırt edebilir. Çünkü onu zikreden rahmettir. Yoksa kendisi rahmeti zikretmiş değildir. Böylece bu zikir sayesinde rahmet kendisindeki hakikati o kişiye öğretir. Çünkü rahmet onun kendisine bağlanmasını ister. Bunun nedeni rahmetin ancak onun vasıtasıyla ortaya çıkabilecek olmasıdır. Binaenaleyh rahmet böyle birine karşı haristir, hırslıdır. Bilmelisin ki bu zikir kendilerini zikrettiği kullar hakkında rahmetin hükmünün zorunluluğu hakkında ilahi bir bildirimdir. Ayette Zekeriya bilhassa zikredildiği için değil, sadece kul hakkında takdir edilmiş inayet nedeniyle zikredilmiştir. Rahmet ise onu bütün hallerinde Allah'a kul olduğu için zikretmiştir. Allah hangi şahsı bu makama yerleştirirse ona dönük rahmetiyle kendisini o makama yerleştirmiştir ki Rabbinin rahmeti Allah'ın katında onu zikreder. Rabbinin rahmeti Allah'ın katında onu zikreder. Onun kulluk hali kendisini zikretmiş olan Rabbani rahmetin ta kendisiydi. Evet, onun kulluk hali kendisini zikretmiş olan Rabbani rahmetin ta kendisiydi. İşte o Rabbani rahmet ile işte o kulluğunu ifa etmişti diyor. Bu rahmet onu zikretmiş ve Rabbinin o kulun nezdinde bulunduğunu bildirmiştir. Bu şahıstan meydana gelen herhangi bir iş Allah katında makbuldür. Bu makamdan ona kendine mahsus olup başkasına ait olmayan nimetler meydana gelir. Bu durum ona mahsus olan ve başkasından ayrışmasını sağlayan bir iştir. Çünkü Allah'a yakın, herkese mahsus özel bir halin ve durumun olması kaçınılmazdır. Şeriat bu bildirime işaret ederek şöyle demiştir. Her müminin yalnız başına Rabbi ile münacat etmesi gerekir. Bu esnada Rabbi ile arasında bir tercüman bulunmaz ve gölgeliğini kulun üzerine koyar. Bu durum Allah'ın ona yönelik genel rahmetidir. Ve kişi kendine mahsus durumun meydana gelmesi için bir mahaldir. Bu hal gerçekleştiğinde kul adına kıyamet gerçekleşmiş demektir. Evet, bu hal gerçekleştiğinde kul adına, o kul adına kıyamet gerçekleşmiş demektir. Çünkü Allah'ın bazı kullarının kıyameti öne alınarak ahiret hayatında işinin nereye varacağını görür. Allah-u Teala o kuluna gideceği yeri bildirir. Kıyameti öne almış oluyor onların. Bu ise dünyada mümin adına gerçekleşen bir müjdedir. Daha dünyadayken gideceği yeri kendisine Allah bildirmiş olur. Biz de kıyameti zevk yoluyla gördük. Evet, İbn-i Arabi Hazretleri bu makamı da tattığını
söylüyor. Biz de bunu zevk yoluyla gördük. Bizim onda bir takım duraklarımız vardır ki, mesela bir gecede yola çıkma dönüş itibariyle 100 durak vardır. O gece durakların sayısına taksim edilseydi onları sığdıramazdı. Bu zevki 593'te Fas'ta görmüştüm. Her durakta kendisini dile getiremeyeceğim şekilde rahmetin genişlediğini görüyordum. Bunun nedeni rahmetin zikredişinin genişliğiydi. Her şeyi zikretmesiydi. Burada bir parantez açmak istiyorum. İbn Arabi Hazretleri ehli olan, İbn Arabi'yi takip edenler bilir. Allah'ın rahmetini her daim ifade etmiştir, zikretmiştir eserlerinde. Allah rahmetini bana açtı, gösterdi. Dolayısıyla Allah rahmetini bana açtığı için, gösterdiği için ben de Allah'ın rahmetini ifade etmekten geri durmadım der. Tamamen Allah'ın rahmetini ifade ettiğini, izah ettiğini anlatır. Tabi bunu anlayamayan bazı zümreler eleştiriyorlar İbn Arabi Hazretlerini. Anlayamadıkları için eleştiriyorlar. Oysa ki İbn Arabi Hazretleri diyor ki Allah bana rahmetini açtı. Rahmeti cihetiyle bana bu ilimleri yoğun bir şekilde verdi. Dolayısıyla ben de bu ilmi zikretiyorum, paylaşıyorum sizinle diyor. Devam ediyoruz. İş bu kadar genişken Rahman'ın kulu zikretmesi nasıl olabilir? Rahman günahkarı zikrederken günahkar olmayan da Rahman'ın zikri yaratıklarındaki rahmetidir. Allah onunla kafir veya mümin, müşrik veya muvahhid bütün yaratıklarına merhamet eder. Dünyada kullarını onunla rızıklandırır. Onunla kullarına yardım eder. Yağmur yağar, toprak bereketlenir, elçiler çoğalır, iyilikler artar. O suçlarda bile müşahadeyle masum olandır. Böylece iki tarafta da yani halk ve hakta hüküm sahibi olan kaza ve kaderin hükmüyle ortaya çıkar. Gerçeği anladıysan bilirsin ki sende ve senden ancak kendin ortaya çıkarken Allah senin üzerinde senin verdiğin bilgiye göre hüküm verir. Evet, tekrar edelim burayı. Gerçeği anladıysan bilirsin ki sende ve senden ancak kendin ortaya çıkarken Allah senin üzerinde senin verdiğin bilgiye göre hüküm verir. Evet, işin hakikati budur. Burada ayaklar kayar. Onların ardından ise anlama yeteneği gider. Vehimler rüyalarda hüküm sahibi olur. Vehim gücü tam ve sürekli hüküm sahibidir. Evet, insanda bir vehim gücü var. Bu insanda hüküm sahibidir. Allah ancak kulunun onun hakkındaki zannındadır ve bu nedenle insan ona karşı hüsnü zan beslemelidir. Öyle ya, Allah-u Teala ben kulumun zannı üzereyim buyuruyor. O zaman hüsnü zan beslememiz lazım. Çünkü zannımız üzere. Ne zan üzere isek öyle bulacağız hakkı. Ahirette tecelli edecek ya, Rabbimizi bekliyoruz diyecek insanlar. Halbuki gelecek tecelli edecek, insanların çoğu ilk tecelliyi kabul etmeyecek. Hayır, biz Rabbimizi bekliyoruz, Rabbimize sığınırız senden diyecekler. Sonra ikinciye bir farklı tecelli, onu da kabul etmeyecek. Sonra üçüncüye herkesin zannı üzerine tecelli edince herkes kabul edecek. Ama arifler, o insanların arasında bulunan arifler, alimler, her üç tecellide de Rabbimizin tecellisi olduğunu bilecekler. Fakat insanların çoğu geneli bilmeyecek. Çünkü zan, Allah'a karşı bir zan var. O zanlı üzere Allah'ı görmeyince Allah'ı kabul etmiyorlar. O zaman hüsnü zan besleyelim diyor Allah'a karşı. Zan, vehmin hükmü olduğu gibi acil azabı, yani acil, yani dünyadaki hemen, azabı ve nimeti veren de odur. Bakın, zan, vehmin hükmü olduğu gibi. Aslında bu kelimeler çok önemli yani. Bunlar her birinin hakkında bile açıp nice dakikalar sohbet edilebilir. Zan ve zan, vehmin hükmü olduğu gibi, vehmin hükmüdür bu zan, dünyadaki azabı ve nimeti veren de odur. Hemen dünyada, daha ahirete geçmeden, azabı ve nimeti veren de odur. Neymiş o? Zan. İşte. Burada ne müthiş bir püf noktası öğreniyoruz değil mi?
hüsnü zan üzere olmak her zaman insana iyilik getirir. Hani diyoruz ya işte negatif düşünce, günümüz diliyle. Negatif düşünceye girme, olumsuz düşünceye girme. Hep olumsuz şeyler düşünme, hep kötü şeyler düşünme. Kötüyü çağırırsın denilen şey var ya günümüzde. Al sen yapıyorsun işte. Sen kötü şeyi düşünürsen bu böyle olur, bunun sonu kötü olur. Nihayetinde kötü olur. Çünkü sen o düşüncenle oluşu yönlendirdin. Az önce dedi ya, halk hakkın üzerinde hüküm sahibidir. Neyle? Kendinden verdiği bilgiyle. İşte sen de halk olarak, varlık olarak hakka kendinden verdiğin bilgiyle hüküm sahibi oldun. Çektin. Para döner gibi kötüyü çektin. Kötüyü düşündün, kötüyü çektin. O zaman hep iyi düşünmek lazım. Allah'ın rahmeti cihetiyle meseleye de bakmak lazım. Tabii burada çok konuşulacak şey var ama. Neyse bak. Zan vehmin hükmü olduğu gibi acil, yani dünyadaki azabı ve nimeti veren de odur. İyi zanda bulunmak gerekliyken zannın bir kısmı günahtır. Allah'a yemin olsun ki zan olmasaydı hiçbir yaratılmış günah işlemezdi. Halbuki yapmak veya terk etmekle ilgili Allah'ın hükmü demek olan günahın da olması gerekir. Demek ki zannın olması gerekir. Allah'ın yaratıklarına yönelik rahmetinin bir yönü de onlarda zannı yaratıp vehmin bir tezahürü kılmış olmasıdır. Herhangi bir konuda bilgi elde edebilmek görmeyle değil, görülen hakkında verilen zanna dayalı hükümle gerçekleşebilir. Herhangi bir konuda bilgi elde edebilmek görmeyle değil, görülen hakkında, o gördüğün şey hakkında verilen zanna dayalı hükümle gerçekleşebilir. Öyle ya, gördüğün şey hakkında hüküm veriyorsun. Çünkü gördüğün şeyi yok etme gücüne sahip değilsin. Bütün güçlerin konularına ilişmeleri böyledir. Fakat idrak güçlerinin verileri hakkında geride şunu tespit kalır. Acaba bilgi gerçekleşmiş midir, zan mıdır? Bu makam sahibi adına bilhassa zanla bilgi meydana gelirken başkası aynı hali zevk yoluyla bilmediği için onu bilgi sayar. İdrak gücünün verisi ile hakkında zan mıdır yoksa bilgi midir şeklinde hüküm verilen arasında bir fark vardır. Bakın, idrak gücünün verisi ile hakkında zan mıdır yoksa bilgi midir şeklinde hüküm verilen şey arasında bir fark vardır. Buradaki durum gerçekte delildeki kuşkudur. Öyle olmasaydı Rab kuldan ve hak halktan ayrışmazdı. Anladıysan bu zikrin kişiye kazandırdığı neticelerden birisi de bu bilgidir. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır. Son konumuza geçiyoruz. Menzili Allah'a tevekkül edene Allah yeter ayeti olan kutubun halinin bilinmesi. Yine şiirimiz var. Kim Rabbine tevekkül ederse yeter ona yaratılmışların ilahı. Bütün hallerinde hakkı görür her daim, sürekli onunla beraber. Bu veli sürekli bir haldedir ki kalbinin ondan istediği haldedir. Allah sana ve bize kendinden bir ruh ile yardım etsin. Bilmelisin ki bu zikir sahibine o olduğunu öğretir. Çünkü insan ancak hak ile yetinebilir. Hazreti Peygamber şöyle der. Allah'ın ardında bir gaye yoktur. Demek ki perde denilen şey seninle onun arasındadır. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurur diyor. Allah'ın ardında bir gaye yoktur. Demek ki perde denilen şey seninle onun arasındadır. Yoksa onun ardında değildir. Ardında bir gaye yoktur diyor çünkü. Çünkü Allah evvel, yani ilk, sen ahirsin, yani son. Ve Allah senin kıblendir. Dolayısıyla senden onun adına meydana gelecek şey onunla karşı karşıya olmaktır. Sonra Allah kendisiyle senin arana sebep, nispet ve adet perdelerini çekmiş, onları senin fark etmediğin yönden kendisinin suretleri kılmıştır. Her kim onlar odur derse, yani işte o
sebepler, nispetler, adetler, o gördüğün şeyler, her kim, onlar odur. Hakka işaret ederse, onlar odur derse doğru söylemiştir. Kim, onlar o değildir derse, suretlerde gördüğü farklılık nedeniyle yine doğru söylemiştir. O değildir diyen de doğru söylemiştir. Mertebesine göre. O mertebede, o sözde doğru, o sözde doğru. Böyle bir durumda suretlerin farklılığı Allah'ı bilmekten onu perdelemiştir. Tabii bu suretlerdeki farklılık o kişi için Allah'ı bilmekten perdelemiştir. O değildir demiştir. Bir suretin veya bir sebebin öteki suret ve sebep olmadığını kesin olarak söylediği gibi aynı şekilde suretlerin hak olmadığını da kesin olarak söyler. Bunu derken de insan perdenin hakikatinden veya varlığından habersiz kalır. Bu itibarla suretler farklılaşmış olsa bile sebep veya perde olmak bakımından hepsi bir olduğu gibi onlar bir yönden hakkın aynıdır. Onlar farklı olsalar bile gerçek böyle olmalıdır. Aksi halde hak ile senin aranda karşı karşıya oturma hali gerçekleşmezdi. Bakınız. Gözleri görmeyen birinin, şimdi örnek veriyor bunu ispat etmek için. Gözleri görmeyen birinin karşısına geçip yerleştiğinde ve konuştuğunda onun ama olup sen onu görüyorken onun seni görmemesi karşı karşıya bulunmanıza etki etmez. Bununla birlikte ama hiç kuşkusuz karanlığı görüyordur. Ve sen onun gördüğü karanlıktasın. Ve bu nedenle ama seni karanlık olarak algılar. O senin tam karşındayken şöyle der. Bugün falanı yüz yüze gördüm. Ama söylüyor bunu. Bugün falan kişiyi yüz yüze gördüm. Bu sözünü söylerken ama olsa bile doğru söylemektedir. Doğru, yüz yüze gelmedi mi? Binaenaleyh sen görmesen bile Allah'ın ardında bir gaye olmadığı gibi Allah için de senin ardında bir gaye yoktur. Çünkü ilahi suret seninle kemale ermiş, sende görülmüştür. Bu nedenle Allah sana yeter, sen de ona yetersin. Bu nedenle sen son varlık ve ilk maksatsın. Evet, yaratılışta son varlık ama ilk maksat. Aslında bütün bu alemlerin yaratılışına işte o sevdiği "Ey Habibim sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım" buyurduğu insanı Allah-u Teala maksadında ilk insanı yaratmaktı maksat. Ama en sona bıraktı. Değil mi? 6 gün, yaratma 6 gün sürdü. Cuma günü, pazar günü başladı. Cuma günü insanı, Hazreti Adem'i yarattı Allah-u Teala. Yaratılışta bu sefer son. Zuhura gelişte son. Ama maksatta ilk. Gaye aslında insandı. Çünkü İbn Arabi Hazretleri diyor ki, insanın yaratılışı ile alem kemal buldu. Eğer ki alemde insan olmasaydı, alem nakıs olurdu. Çünkü hakkı en kamil şekilde taşıyıcı olan insandır. Hakkı en kamil, hakkın özelliklerini en kamil yansıtan insandır. İnsandan daha kamil başka bir varlık yok. Evet, devam edelim. Bu nedenle sen son varlık ve ilk maksatsın. Madum yok olmasaydın maksat olmazdın. Madum yani yok olmasaydın maksat olmazdın. Böylelikle zaman içinde var olduğun ortaya çıkmıştır. Allah seni madum olarak bilmemiş olsaydı, yani yokluğunda bilmemiş olsaydı, sen onu bilmek isteyemezdin. Varlıktaki en garip işlerden birisi, kendisi hakkındaki bilgiyi sana verenin kendisini senin vasıtanla öğrenmiş olmasıdır. Varlıktaki en garip işlerden birisi, kendisi hakkındaki bilgiyi sana, yani hakka verenin kendisini senin vasıtanla öğrenmiş olmasıdır. Çünkü mümkünler, kendileri hakkındaki bilgiyi hakka vermiş olsalar bile onlardan herhangi biri kendisini ancak hak vasıtasıyla bilebilir. Bu da çok garip diyor işte. En garip iştir. Kendisi hakkındaki bilgiyi mümkünler hakka verdiği halde kendisini ancak hak vasıtasıyla bilebilir. Başka bir bilme yolu yok. Bu nedenle sana yeten haktır.
Çünkü o kendisine varabileceğin gayedir. Sen de ona yetersin. Çünkü senden sonra herhangi bir şey geride kalmaz. Allah seni senden bilmiştir. Onun dışında sadece imkansız olan vardır. İmkansız ise senin gölgesini giymiş olduğun mutlak yokluktur. Sen imkansızın gölgesini giydiğin kadar varlığın ışığını da giydin ve varlığınla birlikte iki tarafın tam karşısında bulundun. Sana yokluk nispet edilirse üzerindeki karanlık nedeniyle böyle bir nispet senin adına imkansız değildir. Varlık nispet edilirse kendisi nedeniyle kendin için zuhur ettiğin varlığın ışığı sende bulunduğu için bu da imkansız değildir. Dolayısıyla ona mevcut denilemez. Çünkü sende bulunan yokluk gölgesi bu isimlendirmeyi yokluğu kabul etmeyen hak gibi hak etmene imkan tanımaz. Yokluk da denilemez çünkü sende bulunan varlığın ışığı bu isimlendirmeyi varlığı kabul etmeyen imkansız gibi kabul etmene imkan vermez. İmkan ve cevaz denilen akli bir mana nedeniyle sana mümkün ve caiz adı verilmiştir. Bu itibarla varlık denilen bir hakikat nedeniyle zatı gereği vacip ve zorunlu olana da mevcut denilir. Bu hakikat mevcudun ta kendisidir. Nitekim imkan da mümkün olması bakımından yoksa herhangi bir mümkün olması bakımından değil, mümkünün aynıdır. Madum yani yok ise imkansıza ad olarak verilmiştir. İmkansız olan yani muhal mutlak yokluktur ki imkansızdır denilen bir hakikat nedeniyle zatı gereği varlığı kabul etmeyendir. Öyleyse sen ey insan iki ucu bir araya getiren yoklukla varlığı iki ucu bir araya getiren iki suretin mazharı olan ve iki hükmün taşıyıcısısın. Öyle ya varlık suretini de aldın büründün. Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etmiştir buyurduğu hakikat cihetinden bakıldığında o hakkın suretini de aldın büründün. O zaman iki suretin mazharısın ve iki hükmün taşıyıcısısın. Hem emre konu olansın bir yerde, bir mertebeden. Bir mertebeden de emri verensin. Değil mi? Sen olmasaydın imkansız vacibe ve vacip imkansıza tesir ederdi. Sen ortadan kalkmayan ve aşılamayan bir sınırsın. Yokluğun bir dili olsaydı senin onun suretinde olduğunu söyleyecekti. Çünkü o sende kendi gölgesini görür. Buna mukabil varlığın bir dili vardır ve senin onun suretinde olduğunu belirtmiştir. Çünkü varlık sende kendi suretini görmüştür. Varlık seni sendeki nuru nedeniyle bilmişken mutlak yokluk sendeki gölgesi nedeniyle seni bilememiştir. Binaenaleyh sen malum meçhul. Malum, bilinen, meçhul, bilinmeyen. Bilinen, bilinmeyensin. Bu itibarla hakkın sureti de öyledir. Sen suretin bakımından değil, mertebem ve rütben bakımından bilinirsin. Suretinle bilinseydin hiç kuşkusuz hak da bilinmiş olurdu. Halbuki o bilinemez. O halde sen de suretin bakımından bilinemezsin. Seni bilmek genel bir bilgiyle gerçekleşir. Senin hakkındaki bilgi tafsili bilgi değildir. Bu zikrin Allah hakkında vermiş olduğu bilgiyi sana açıklamış oldum. Bunu anlamalısın. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır. Dilediklerini sırat-ı müstakime ulaştıran Allah'tır. Evet burada bu hafta sohbetimizi noktalıyoruz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Allahümme ağfir li veli valideyye velil mü'minine vel mü'minati el ahyai minhum el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el fatihi lima uliqa vel hatimin lima sebega nasirul haqqı bil haqqı vel hadi ila sıratikel mustakim ve ala alihi haqqa kadrihi ve miktarihil azim. Subhanellezi yarani, subhanellezi mekani, ya'lemu mekani. Subhanellezi yarani. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah.
Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin salavatullahi aleyhim ve aleyna ecmain. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.